Bugünlerde pek huysuz iş mi çıkarıyor ne? Ya herhalde. Yani çocuk okul çağına geldi, sen hala çocuk bakımını öğrenemedin. Hayret bir şey doğrusu. Sen ne demek istiyorsun? Hayatım, ben bir şey demek istemiyorum. Sadece şaka yaptım. Her şakanın altında bir gerçek payı yatar. Yani şimdi sen benim çocuğuma iyi bakamadın mı söylemek istiyorsun? Hayatım, böyle bir şey söylemedim. Ama bilirsin, anneler çocuğunun bir derdi olduğu zaman şıp diye anlar. Karnım ağrıyor, diş mi çıkartıyor, yoksa kabız mı olmuş, ishal mı olmuş, değil mi? 100 tane çocuk büyütmedim ben. İşte yavaş yavaş öğreniyorum. Hem sen ne diye ayakta kahvaltı yapıyorsun? Evet. O kadar sofra hazırladım sana. Hayatım, sen böyle koşuştururken böyle oturup keyif çatmak hiç gelmiyor içimden. keşke bir bakıcı bulsaydık, değil mi? İznimin bitmesine de çok az kaldı. Bugün öğleden sonra izin alabilir misin? Çarşıya çıkmam gerekiyor. Bugün mü? Yok yok, imkansız, alamam hayatım. Bülent, ama annemin doğum günü, ona hediye almam gerek. Yine mi? Ne demek yine mi? Yok canım, yani onu demek istemedim de hani hediyeyi ben alsam. Saçmalama Bülent. Anneme ne alacağımı nereden bileceksin ki sen? Şekerim bak, gidemeyiz. Çünkü bak çocuk hasta, sonra hava çok soğuk. Çocuk hasta falan değil, birazcık huysuz o kadar. Yani annen de her sene doğum günü yapması olmayacak. Koskocaman kadın olmuş ya. Bülent. Yani şimdi ben bütün öğleden sonra mı çocuk bakarak mı geçireceğim? Tabii bakacaksın, babası değil misin? Tamam peki, tamam. Sen ne dedin de ben olmaz dedim hayatım. Tamam, öğleden sonra ben kalırım, sen de gidip hediyeni alırsın sevgili annene, olur mu? Hayatım şu eğri aynayı değiştir, her bakışta korkuyorum, olmaz canım. Hadi çocuğum, kahvaltı hazır. Aman anne, sana hiç cevap vermezsin ki zaten. Yürü, cevap verme. Hadi oyuncu, sen de sallanma kızım. Sabah diye başladın anne. Bana bak, sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Bana verdiği cevabı duydun değil mi? Hep senin yüzünden Fehmi Bey. Hep sen yüz veriyorsun bu çocuklara. Yine ne oldu? Bir de ne oldu diyor. Burnunu sokmuşsun gazetenin içine. Etrafta olup bitenden haberin yok tabii. Havuz kuşusun sanki mübarek. Kafanı soktuğun yerden çıkar da bir eve bak bakalım, etrafta neler olup bitiyor. Deve kuşu. Ne? Kafasının havuz kuşu değil, deve kuşu. Bana bak, sen fazla ileri gidiyorsun. Git de yüzünü yıka bakayım. Of! İnsan da akıl mı bıraktınız? Yonca, hadi kızım, okula geç kalacaksın. Geldim işte. Yine mi bu kaza giydin? Evet. Dün de bu kaza giymiştin evlen. Evet, ne olmuş yani? Bir şey oldu yok da yani. Ne bileyim, millet de başka kaza yok zannedecek evladım. Aman anne, okula gidiyoruz. Partiye gitmiyoruz ya. İyi, bir de partilere gitseydin evladım. Bir o eksik kalmıştı zaten. Fehmi Bey. Bu akşam eve erken geliniz lütfen. Annemin doğum gününe gideceğiz. Bugün müydü o? Yine unuttun değil mi? Vallahi hayret ediyorum sana, yine unuttun. Ayol, bir tanecik annem var. Ve sen 20 yıldır annemin doğum gününü ezberleyemedin. Sen karışma bakayım, git otur orada kahvaltını yap. Ezberleyemedin Fehmi'cim. Yani tebrik ediyorum seni. Neyse, akşam görüşürüz oğlum. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Hadi. Oğlum alasma abi. Hadi güle güle bakalım. Güle güle. Ayol, bütün adamlar giderlerken karılarını öpüp de gidiyorlar. Bir gün bile öpmedim be. Öpseydin şaşardın zaten. Onun için hiç şaşırmadım. Sen çay içiyor musun çocuğum? Hadi otur, kahvaltını yap o zaman. Hadi bakayım.